Selamünaleyküm arkadaşlar. Çiftlik İşleri kanalından hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür bizler de iyiyiz. Yeni bir günden günaydın. Değil mi oğlum? Oo, benim simitli oğlum. Simitli aslanım. Dostum benim. İnnat dostum. Tak yoruldu, hep çalışmaya devam edeceksiniz. Sabah köre ne zaman? Sabahın körü ne zaman demişim? Sabahın körü de ne yapıyorsun be diyeceğiz. Şöyle çevireyim. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün Keşan Hayvan Pazarı'na gidiyoruz. Hayvan piyasasına bir bakalım. Güzel danalar var mıdır? Piyasa nedir? 2024 kurbanlığı hiç çıkıyor mu? Geçen Avsa Pazarı'na gittik. Biliyorsunuz son videomuzda. Avsa Pazarı'nda hiç kurbanlık yoktu. Yani yaş olarak kurbanlık yoktu. Dana olarak da pek iyi besilik dana bulamadık. Ama ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bugün bizim bir tane danamız var. Onu götüreceğiz. Niye götüreceğiz? Onu da şöyle anlatayım. Bizim bu danamızda biz bu danayı kestireceğiz. Kısacası öyle anlatayım. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu tarafta. Bunda bir sindirim sistemi problemi var. Bakın. Şurada bir şişlik var. Bakalım. Götürelim. Uşağım. Bu uşağımı hoş yüzü bir yoladır. Bu uşağımızı kesime götürüyoruz. Burada bir sindirim sistemi var. Anlatırım bunu ben. Direkt kendi yaşadık. Hadi bakalım. Ağız en son Bedir abi. Yani en başta. Evet, öyle de oldu. Oldu. Tamam, öbür tarafta. Öbür tarafta. Dur, gözüne gelmesin. Ağlıyor mu lan sen? Bak, bunu ver. Tereyi tut şunu şöyle bana. Bakalım. Tut. Ver abi Erdal. Ver abi, ver abi. Gel. Çok büyük. Nasıl geçecek? Geç, geç. Buraya. Dur Bedir abi, sakatlar. Nereye sıkışır? Dur ben bunu çözdüm. Attır o zaman. Tamam. Sen şunu tut abi. Tamam. Soktun mu Bedir abi? Zaten arabaya dönerken iyice. Bedir abi buradan tutacağım ama oradan gitmez. Bak. Sökelim mi? Buradan boyundan sökeyim. Şeyden mi direkt? Altta. Deneyim mi ben onu? Kayıştan mı, demirden mi yapalım? Yok, elmeni. Bak, bir vurursa bu bana, bu manyak bu be. Bu kayıştan, şey... kayıştan. Bu. Ama... Abi şunu ver bakayım, şurayı dalayalım bir kere. Açtı mı gözü? Ver Bedri. O ne be?
Vur, vur gitsin Erdal. Erdal gel böyle Erdal. Dur. Abi sen bizi çek bizi. Sen buraya bakma Recep. Şöyle geriden ışığı arkana bas. Biz arabaya çok şükür bunu bağladık. Ne? Şu o kaçanı kaykalı. Nerede kaçıyor? İşte manyak dördüncü sırada. Bu beş kaçıyor da. Bak Erdal. Kayışını koparmış. Kayış kopmuş. Lan oğlum normal bağla. Ben kayışını değiştireyim. Demiri de orada kalmış bak şeyde. Nerede? Bak şurada dipte. Gördün mü? Tokası. Yavaş Bedo, yavaş. Kapı kapalı değil mi? Yaracık bak midelerini yaracık öbürlerinin bak buraya. Eyvah. Gel. Thank you.
Aç. Dur. Aç. Dur. Bunlar. Dur. Dur. Bu söktü. Çok uzadı oldu. Aç gargadan ya. İki tur yaptır şunu hemen bak. Bir daha yaptır. Ben tutacağım. Bir daha yaptır. Heh, ver bana şunu. Tamam. Çok. Tut bunu. Çeşim arıyor. Sabah sabah dans ettir bizle. Dur lan. Dur. 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 Ne bu? Tamam mı? Dur bakacağım abi. Kayışı sıkı da olmasın, gevşek de olmasın. Tamam, sal ipi bana abi. Dur şuradan kurtar ama. Dur eline dikkat et. Tamam. Sana durmasın, sen ona bak. Yani bu çok fena olacak ha. Bu en baştaki ipine gidip bir hoşuna çalışıyor. Serseri seminin. Uşağım! Eyvah! Burla bak! Çirkin uşağım benim! Evet, tanamızı ne yazık ki kesime götürüyoruz. Çünkü temin anlatamadım. Bir şey sorunu var. Sindirim sistemi sorunu var. Biz buna iç parazit attık. Sonra iç parazitin repalini attık. Yine kilo almadı. Ondan sonra tekrardan iç parazit attık. Yine olmadı. Ondan sonra penisilin uyguladık. Bağırsak düzenleyici uyguladık. Maya yaptık. Yine düzelmedi. Hep şişme var. Birinci midede şişme var. Yani sindiremiyor. Dışkıda da kötü bir olay var. Yani dışkısı da böyle incecik çıkıyor. Büyük bir ihtimalle bağırsak sendromunda bir sıkıntısı var. Yani bağırsaklarda bir problem var bu hayvanın. Ondan sonra penisilin uyguladık. Daha neler uyguladık? Mıknatıs attık. Şuradan döneyim. Mıknatıs attık bu hayvana. Mıknatıs'ta da bir çözüm olmadı. Hani telmel yutmuştur, bir şeyler yapmıştır diye. Yani saman da yese şişme oluyor vücudunda. Yani böyle göbeği şişme yapıyor. Temin görmüşsünüzdür. Şimdi indirirken bir daha çekeceğim. Mecbur kestireceğiz yani. Gene 40 kilo civarında alıyor ama yemesi içmesi güzel değil. 30 kilo 40 kilo civarında alıyor. Bazı hayvanlarda böyle oluyor sindirim sistemi. İşte küçükken düzgün beslememeyle alakalı. Şişmeden dolayı mecbur kestirmek zorundayız. Çünkü iyi bir verim alamıyoruz. Bakalım onu yarın kestireceğiz. Bugün bir keşan pazarına gezelim. Duruma bakalım. Olmadı güzel bir hayvan kaparız kendimize. Bunu da kestiririz. Şu an piyasa 350-360'tan gidiyor. Bu da 650 kilo civarında. Son ay hiç kilo almadı neredeyse. Durdu çünkü. Mide çalışmıyor. Mide düzenleyici verdik. Yani aklınıza gelebilecek bütün tedavileri yaptık. Ama olmuyor. Demek ki olmayınca olmuyor. Hayvancılıkta bu var. 650 kilolarda civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi indirelim. Göreceksiniz zaten. Belki inmiştir birkaç saattir bir şey de yemiyor. Neyse hayırlısı. Hadi bakalım. Şimdi hayvanımızı indirelim. Hemen gidelim. Şeye, Keşan Pazarı'na. Müzik.
650'si var da, dur Gökhan abiye de söyleriz de. Yok öyle, her türlü. İnşallah bakalım. 100 vardı bu be, 700 2000'in. Tabii öbür gün geçti işte. Ya, oh, oh. Hadi bak, hadi bak. Hadi az, aç, hadi gel bak. Dur bakalım. Haydi bakalım. Ver kamerayı bana. Azıcık da ben sonra. Tut bakalım kameraman. Ha. Güneş arkana al. Güneş nerede? Güneş yok abi. Çıkınca güneşi arkana alırız. İşte bu sol mide sindirim sisteminden. Gaz yapmış arkadaşlar. Bilmiyor ki abi. Aga deterjan veriyorlarmış bunlara. Var mı öyle bir şey? Maya kaldı. Kokus kaldı. Deterjan ne ya? Deterjan ishal yapmak için biz onun orijinal adını kullanıyoruz. Şey niye kapandı oğlum? Ha. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Atıyorum işte. Gidiyor ya. Çek böyle. Buradan. Gel de böyle. İşte burada sindirim sisteminden dolayı gaz. Geldik Keşap Pazarı'na be. Haydi bakalım. Arabalar giriş yapıyor. Abi dur acık. Dur tamam. İki lira koydun da deşin o. Gökhan. Alamam. Veri sağ ol canım yüzümün. Nasıl ustayım ben? Kaç kilo bu ustayım? Gel bu ustayım ben onu. 290 kere vereceğim bunu ustayım ben. 290 lira yine vereceğiz. Ben de öyle söyleyecektim. Hayır. Bırak bir şey dedin. Hep pazar bunları çekme bak. Seni hep çekiyorum zaten. Bak, her pazar seni ya. Her pazar seni çekiyorum dayıcığım. Seni mi? Sabah istedik ki verelim. Kesimlik 3 tane düve. Pazarlığı. İnanın ki. İnanın ki. Ya 7 tamam. 1000 lira gitse ben seferim. Ver bu kadar 1000 lira. Verdi. Ya 7 lira. Tamam. Dur bak. Dur bak. Ya şimdi 1000 lira alacağım abi. Aynen 1000 lira değil. Ben izin. Abi 1000 lira. 106 bin lira. Bak 1000 lira. Tamam abi. 1000 lira bak diye yer. Dostlar gel bakayım. Dur. Efendim.
Sabri abi gir oraya be. Ya Gökhan abi zor dediğim bu işi ne bıraktın? 2 kaldır abi sen dedim Gökhan abi. 25 verdim ben sana 2. 2 lira kaldıracağım biz ondan sana. Yedi o kadar ne var yani? 1 lira koy, 1 lira koydun. 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 Hala verin. Yani 5 lira koydun. Abi 500 liralık iş mi yani? Sabri abi gir oraya. 500 geçti tamam bırak. Tamam. Hadi yürü geç hadi yürü. Olmaz bozmayın yürüyün hadi. Sabri abi kaça bitti? 106.5 Bereket olsun reis. 106.5 3 3 tane kesinlik düve. İki mi var bu? Aa ben 3 tane bu ikisi mi abi? Evet. Bereketli olsun kardeşim pazar ola. Eyvallah. İkisi 106.5. Güneşten çıkmış ona göstereyim. Abi niye bu kadar katarlık yapıyorsun? Ya, yapma babacım vallahi yapma. Tamam sen bana bir şey anlatıyorsun. Yoksa bana. Ay gel oğlum 35 istir zaten. Sevmiyorum. 37'ye al dedim. 2 lira koydum. Abi 34 lira mı koydum? Bak sen de bak. Vallahi bir şey yok. Pazar bomboş. Alıcı da yok, besilik dana da yok. Bayram üstü herkes danaları saklamış. Et yükseliyor diye kesime yaban kesime gönderiyor. Sadece inek var yani. Kesimli inekler var. 2-3 tane kasap var. Büyük kasaplar onlar inek topluyor. Bu hafta pazar tırt. Kimse korkudan hayvanını çıkarmıyor. Yani şu koca pazarı gezdik, bir tane şurada dana var. Ona da dünyanın parasını istiyorlar. Küçücük buzağlara 35-40 lira istiyorlar. Nasıl olacak bu? Anlamış değiliz, vallahi öyle.
63. Bu bir de bu ikisi. Evet. 260 herhalde. 90 milyar alır. Kesinlikle adam bundan et parası bekliyor. Maşallah. Hareketli olsun. Bunlar direkt kasaba gidiyor. İcaba belli. Evet arkadaşlar, Keşan pazarından çıktık. Bugün pazar biraz zayıftı. Besilik dana yok, kimse çıkarmıyor. Çünkü et piyasası gitgide yükseliyor. 370'lere, 360'lara o civarlarda, o aralarda kesiliyor bu tarafta. Besilik dana da yok. Bakalım biz de yarın kestireceğiz danamızı. Artık o kesim videosu, çıkan karkası, şunu bunu bir dahaki videoda paylaşırız. Bir tır da yemimiz gelmiş. Balıkesir'den getirtiyoruz biz. Arpa flekemiz de, mısır flekemiz gelmiş. Onun indiriminden devam ederiz. Kestirelim kendimize cumartesi günü Avsa pazarından da güzel bir dana beğenelim bakalım. Hayırlısı olsun, bereketli olsun. Allah utandırmasın. Hayvanınızı kestirdiğiniz zaman hemen yerine hayvan alın. Hayvan fiyatı piyasası çok yükseliyor. Benden dostane tavsiye yani. Gördünüz bugün pazarda bir tane besiye çekilecek hayvan yok, hep inek var. Yani kesimden düşmüş hayvanlar var. Et piyasası yükseldiği için onlar da kesime gidiyorlar. Vallahi bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bundan sonra güzel bir vlog tarzında bir hayvan kesimimiz var. Hayvan kesim videomuz var. Yemimizi göstereceğiz. Yemlerimizi indireceğiz. Yem sevkiyatımız var. Ondan sonra da güzel bir video daha geliyor. Avsa pazarı ile ilgili. Haydi bakalım. Bereketli olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım.